Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. İsviçre, Avrupa'nın kalbinde Alp dağlarıyla çevrili, denize kıyısı olmayan eşsiz bir ülke. Yüzölçümü 41.285 km² olan ülkenin kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda ise Liechtenstein ve Avusturya bulunmakta. Dünyanın yaşam standartlarının en yüksek olduğu 1. ülkesi ve en mutlu 8. ülkesi. Dünyada aylık ortalama gelirin en yüksek olduğu ülkede burası. Fakat İsviçre aynı zamanda son 8 yıldır yaşamın en pahalı olduğu ülke. Sosyal sorunların da çok az olduğu bir ülke burası. Tarihte komşu ülkeler harap olurken, hatta tüm dünya savaş içindeyken, onlar yüzyıllardır herhangi bir savaş yaşamadılar. Güçlü uluslarla çevrili olsa da son 208 yıldır tarafsız. Toplam nüfus yaklaşık 8.9 milyon. Nüfusun %69.3'ü İsviçreli, %4.2'si Alman, %3.2'si İtalyan, %2.5'i Portekiz, %2.1'i Fransız, %1'i Türk, geri kalanı ise diğer milletlerden oluşuyor. Burası 84.2 yılla ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ikinci ülke. İsviçre genç bir nüfusa sahip değil. Daha çok emekli ya da belli bir yaşa gelmiş, aile kurmuş insanlar var. Türkiye'de ortalama yaş 32.2 iken burada 42.7. İsviçre, ülkeye çalışmak ya da yaşamak için gelmiş insanların çoğunlukta olduğu uluslararası bir nüfusa sahip. Birçok nitelikli yabancı daha güzel bir yaşam için bu ülkeye göç ediyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 197 farklı millet yaşıyor. Evliliklerin %34'ü çift uluslu. Burası aynı zamanda bir kariyere başlamak için en iyi ikinci ülke. Burası en az beyin göçü yapan 5 ülkeden biri. İsviçre, geliştirdiği zekaları kendi ülkesine tutarak ve dünya çapındaki üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve inovasyon merkezleriyle yüksek kalibreli beyin göçüne ev sahipliği yaparak ve dışarıdaki büyük markaları kendi ülkesinde yatırıma getirerek zenginliğine zenginlik katıyor. Burası dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ama ülkede ne petrol var, ne doğal gaz var, ne de doğal madenler. Ne deniz ticareti yapabileceği bir deniz, ne de karasal ticaret yapabileceği elverişli bir arazisi var. İsviçre'nin sahip olduğu en önemli kaynaklarından biri iyi eğitimli insanları. Ülke ekonomiye kıyasla Ar-Ge yatırımlarına en fazla bütçe ayıran 3. ülke. İsviçreliler o kadar üretken ki küçük nüfusları ve yüz ölçümlerine rağmen bu ülke dünyada en fazla patente sahip 8. ülke. İsviçre küresel inovasyon endeksinde 12 yıldır birinci. Nüfusu oranla en fazla Nobel ödülüne sahip 4. ülke olması ülkenin bilimsel ve teknolojik alanlardaki yeteneklerinin ne kadar derine kök saldığının bir göstergesi. Burası dünyayı değiştiren icatlarıyla ünlü bilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Örneğin Albert Einstein izafiyet teorisini İsviçre'deki Bern Patent Ofisi'nde çalışırken gerçekleştirdi ve fizik alanında devrim yarattı. Zaten liseden itibaren eğitimini de bu ülkede aldı. Bilim ve teknoloji deyince akla ilk gelen İsviçre'den bahsederken size tanıtmak istediğim bir eğitim platformu var. Cotland, İngiltere merkezi bir online eğitim platformu olup 8 ile 17 yaş arasındaki çocuklara heyecan verici ve yenilikçi kodlama eğitimi sunmakta. Cotland, Türkiye'de şu an için verilen eğitimlerle çocuklar Scratch, Python, Unity Web Geliştirme, Roblox ve Fantastik Dünya Tasarımı öğrenirler. En fazla 12 kişilik samimi ve etkileşimli sınıflarda eğitim görürler. Öğrenciler burada öncelikle bir deneme dersiyle ilgi alanlarını keşfeder ve ardından kendilerine en uygun programa göre hem öğrenme hem de proje geliştirme sürecine başlarlar. Kendi projelerine özgürce karar vererek hayal güçlerindeki web siteleri ve oyunları gerçeğe dönüştürürler. Bu süreçte öğretmenler eğitimin yanı sıra değerli rehberlikle onları motive ederek destekler. İnteraktif ders anlayışı Cotland'in başarısının temel unsurlarından biridir. Bu nedenle dersler canlı olarak gerçekleştirilir. Bu kanalın takipçilerine özel oluşturulan linkteki formu dolduran sizler ücretsiz deneme dersinin ardından tüm derslere %30 indirime devam edebilirsiniz. Linke bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. İsviçre'nin %60'ı Alplerden, %10'u Jura Dağları'ndan ve geri kalan %30'u ise platolardan oluşuyor. 41.000 km² alanın neredeyse sadece 13.000 km² dağlık değil. Nüfusun %75'i ülkenin kuzey bölgesinde yaşıyor. Kulağa ilginç gelebilir fakat burada bir devlet başkanı, bir lider yok. Ülke yıllarca ne tek bir kişi tarafından ne de tek bir parti tarafından yönetildi. Halkın seçimiyle 7 kişilik bir konsey oluşturuluyor ve bu 7 kişi her yıl dönüşümlü olarak federal başkanlık yapıyor. Fakat bu kişiye yine de devlet başkanı unvanı verilmiyor. İsviçre 1848 yılından beri tam 175 yıldır bu şekilde yönetilmekte. Ülkenin resmi olarak anayasasında yazan bir başkenti de yok.
Bern şehri ülkenin fiili başkenti olarak kabul ediliyor. İsviçre 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyet. Her kantonun kendi yasaları, kendi hükümetleri, kendi parlamentoları, kendi mahkemeleri bulunuyor. Ülke içinde ülkeler var gibi. Ortalama olarak aynı olsalar da birçok şey kantondan kantona farklılık gösteriyor. Mesela Zürih kantonunda ilkokul 6 yıl sürerken Ticino kantonunda 5 yıl sürer. Burası demokrasinin gerçekten uygulandığı bir ülke. Dünyada nadir görülen ve bu alanda parmakla gösterilen doğrudan demokrasiyle yönetiliyor. Peki bu ne demek? Eğer bu ülkenin vatandaşıysanız, ülkenin kanunlarına dava açma yetkisine sahipsiniz. Anayasada değişiklik teklifi sunabiliyorsunuz ve yeni yasa ekletebiliyorsunuz demek. Halk tüm kararlarda doğrudan söz sahibi. Zaten yıllardır Avrupa Birliği'ne katılmayı reddeden de halkın kendisi. 2022 yılında ülkede 11 referandum gerçekleşti. Halkın bir konu hakkında fikir beyan edip 100 gün içinde 50 bin imza toplaması sonucu referandum oluyor. Ve referandumun kazanılması sonucunda o konu yasa olarak resmiyete geçiyor. Ayrıca hali hazırda olan yasalar içinde 180 günde 100 bin imza toplanırsa o yasa referanduma gidiyor ve halkın takdiriyle ya kaldırılıyor ya da yürürlüğe devam ediyor. Mesela 2021 Eylül ayında eşcinsel evliliklerin yasal olması için bir oylama sunuldu ve referandum yapıldı. %64 olumlu sonuçla eşcinsel evlilikler yasal hale getirildi. Dünyanın dikkatini çeken bir referandumsa 2016'da oldu. Herkese koşulsuz aylık 2500 frank maaş, çocuklara ise 625 frank harçlık verilmesi üzerine bir referandum yapıldı. Halk %77 oranla insanları işlerini bırakmaya teşvik edeceği ve ülke ekonomisinin sekteye uğrayacağı düşüncesiyle bu teklifi reddetti. İsviçre dünyanın en işgal edilemez ülkesi olarak anlatılıyor. Ülke asırlardır tarafsızlık politikası sürdürdüğü için olur da eğer bir gün işgal edilirse ihtimali üzerine kurulu. Bu yüzden de dünyanın en güvenli ülkelerinden birini kurdular ve her şeyi istedikleri zaman yok edebilmek üzere inşa ettiler. Dağların ses şeklinde koruduğu İsviçre'yi işgal etmek için tek seçenek dağ geçitlerini kullanmaktı. Çünkü Alpleri aşmak imkansız. Ülkeye giden tüm yolların patlatılarak girişlerin kapatılabileceği bir sistem kurdular. Köprülerin, tünellerin, otoyolların ve demiryollarının hizmetini kesintiye uğratmak için 3000 yıkım noktası kuruldu. Yani buraların inşasında bombalar yerleştirildi. Dağ geçitleri dağların içine oyulu gizli sığınak ve içlerinde bulunan makineli tüfek ve toplarla korunuyor. Dağlar o kadar gözenekli bir hale getirildi ki İsviçre dağlarını kelimenin tam anlamıyla dev bir kaleye çevirdi. Ayrıca bu geçitte ahır gibi gözüken yer altından birbirine bağlanan sığınaklar da bulunuyor. Dağ yamaçlarının altına gömülü içinde savaş uçaklarının olduğu uçak pistleri bile var. Üstelik dağların yamaçları da kurulu bomba düzenekleriyle heyelanları tetikleyebilecek şekilde tasarlandı. Ülkenin bazı bölgelerinde tank istilasından korunmak için önlem de alındı. Her biri 9 ton ağırlığında 2700 beton blokların sıralandığı bu bariyere Toblerone hattı deniyor. 1930'lu yıllarda başlayan sığınak kazma stratejisi, tarafsızlığın nükleer savaşa karşı garanti olmayacağı endişesiyle Soğuk Savaş döneminde tekrar canlandı. Üstelik tam donanımlı yaşam alanları, tıbbi tesisler ve iletişim merkezleri gibi önemli altyapılarla donatıldı. 1960'lardan itibaren İsviçre hükümeti tüm yeni konutların yapımında olası bir nükleer saldırıda kullanabilmek için bodrum katlarına gizli sığınaklar inşa etme zorunluluğu getirdi. Bugün İsviçre'de tüm ülke nüfusunun hatta daha fazlasının yaşayabileceği 370 binden fazla sığınak bulunuyor. İsviçre'nin tüm dünya tarafından paranoyakça görülen bu savunma stratejisine başlamasının en büyük nedeni 2. Dünya Savaşı zamanında Nazilerin İsviçre'yi işgal etmek için ayrıntılı bir planlarının olmasıydı. Ama alınan önlemler caydırıcı oldu. Ama tabii İsviçre'yi işgal etmemelerindeki tek neden bu değil. İsviçre'nin savaşlarda tarafsız kalmasının arka bahçesinde ahlaki ve insani değerlerden çok çıkar odaklı bir yaklaşım yatmakta. Yaptıkları şey tüm taraflarla işbirliğiydi. 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce İsviçre banka hesaplarının gizliliği için bir yasa çıkardı. Yani kimin bu ülkede ne kadar parası olduğunu geçin, kimin hesabı olduğunu bile kimseyle paylaşmıyordu. Naziler, Yahudiler ve diğer herkesten gasp ettikleri paraları ve altınları İsviçre'de tuttu. Almanlar altınlarını İsviçrelilere satıp savaş bütçesi yaptı. Zaten İsviçre savaşa dahil olmasa da isteyenlere silah ve cephane de sağladı. Savaş bittikten sonra yıllar geçti ve artık ortada paralarını ve altınlarını geri alabilecek ne Naziler kaldı ne de diğer insanlar. Kimin ne kadar parası olduğu bilinmediğinden de miras olarak bile kalmadı. Tüm ganimetler İsviçre bankalarının oldu. Mafyalar, diktatörler, vergi kaçakçıları, yolsuzluk yapan siyasetçiler, silah tüccarları dünyanın diğer zenginleri için
İsviçre güvenli bir liman. Ülkenin sahip olduğu istikrarlı ekonomisi, ülkeye yatırılan paraların güvende olmasını ve çoğu küresel felaketten etkilenmemesini sağlıyor. Haliyle de insanlar servetlerini İsviçre'de tutuyor. Zaten ülkeye girip çıkarken istediğiniz kadar nakit para taşıyabiliyorsunuz. Ne bir limit ne de vergilendirilmesi var. Bu arada İsviçre hükümeti 2017 yılında anlaşma imzaladığı ülkelerle vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi için gizlilik hakkında düzenlemeler getirdi. Fakat esasen gizlilik geleneği hala devam etmekte. İsviçre'nin geçmişten beri izledikleri bu yol onları dünyanın bankacılık ve finans sektörünün kalbi haline getirdi. Ülkenin savunma için kimseye ihtiyacı olmasa da geliştirdikleri bu bankacılık sektörü onlara bir kalkan görevi görüyor. Burası herkesin kara kutusu ve herkesin parasının olduğu bir kasaya kimse saldıramaz. Olur da bir gün bir ülke çıkıp İsviçre'ye saldırırsa tüm Avrupa'yı karşısında bulur. Kaldı ki uluslararası savaş çıkartabilecek güçlü ülkelerin parası da İsviçre'de saklanmakta. Hazır savunmadan bahsetmişken şöyle bir slogan var. İsviçre'nin ordusu yoktur, İsviçre bir ordudur. İsviçre profesyonel bir ordudan ziyade vatandaşların aktif katılımıyla güçlü ve dayanışmacı bir yapı oluşturarak etkileyici bir savunma hattı oluşturan milis sistemini benimsiyor. Fransa, İtalya, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde zorunlu askerlik yokken İsviçre zorunlu askerliğin hala devam ettiği sayılı Avrupa ülkelerinden biri. 18 yaşını dolduran her erkek 18-21 hafta arası süren görevinden sonra körelmemeleri adına 30-34 yaşına kadar her yıl 3 hafta süren bir eğitim almaya devam ediyor ve toplam askerlik hizmeti 245-280 günü buluyor. Bu arada kadınlar da isterlerse gönüllü askerlik yapabiliyorlar. Ülkeyi korumak adına 2007 yılına kadar askerliğini tamamlayan herkes tüfeğini ve verilen mühürlü bir cephane kutusunu evlerine götürdü. Bu arada İsviçre bireysel silahlanma oranı en yüksek 4. ülke. 8.9 milyon nüfusun 3 milyonu silahlanmış durumda. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak 4 resmi dil var. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça. Genellikle kantonlar hangi ülkeye yakınsa o dili konuşuyor. Genel olarak bakarsak nüfusun %62.1'i Almanca, %22.8'i Fransızca, %8'i İtalyanca, %0.5'i Romanşça, geri kalanı ise diğer dilleri konuşmakta. İngilizce konuşabilme oranı ise %60'dan fazla. Özellikle gençler bu konuda oldukça iyiler. Ülkenin para birimi İsviçre frangı. Bugünkü kurlara göre bir İsviçre frangı 21.64 Türk lirasına karşılık gelmekte. İsviçre frangı dünyanın en güçlü 8. para birimi. Öyle ki birçok para birimi dolar karşısında değer kaybederken o sabit kalıyor. Hatta zaman zaman değer bile kazanıyor. En küçük banknotları 10 frankken ki bu bugün 216 Türk lirasına denk geliyor. En büyük banknotları ise 1000 frank yani yaklaşık 22.000 TL. Ayrıca İsviçre frangı aynı zamanda Liechtenstein'ın da resmi para birimi. Nakitsiz bir toplumun popüler hale geldiği dünya düzeninde İsviçre, günlük hayatta insanların hala ağırlıklı olarak nakit para kullandığı bir yer. Öyle ki İsviçre Ulusal Bankası'nın en son açıkladığı rapora göre ülkede yapılan işlemlerin %70'i nakit gerçekleşiyor. Halkın %97'si hala evlerinde veya cüzdanlarında nakit para bulunduruyor. Ülkede belirli bir asgari ücret yok. Minimum maaş 3500 frank civarında. Fakat insanların %95'inden fazlası bu miktarın üstünde kazanıyor. Ortalama maaş 6652 frank. Ayrıca kanunen zorunlu olmasa da genellikle ülkede çalışanlar her yıl, yıl sonuna doğru ekstra bir ay daha ikramiye gibi maaş alıyorlar. Yasalara göre ücretli izin en az 4 hafta. Genel olarak şirketlerse 5 hafta izin veriyor. Mesleklerin ortalama maaşlarına bakmadan önce belirtmeliyim ki her şeyde olduğu gibi maaşlar ve vergilerde de kantondan kantona farklılık göstermekte. Ben Zürih'i baz alacağım. Garsonlar 4000, hemşireler 6-7000, öğretmenler 7-9000, mühendisler 9-10000, doktorlar ve avukatlar 15-20 bin frank civarında kazanıyor. Fakat alınan tüm bu maaşlar brüt maaşlar. Bu ücret üzerinden hem sosyal güvenlik kesintileri yapılır hem de gelir vergisi düşülür. Sosyal güvenlik kesintileri zorunlu olarak kesilen yaşlılık ve ölüm, engellilik, işsizlik ve kaza sigortası, gelir tazminatı ve emeklilik fonundan oluşur. Ve toplam %11.9 da %17.4 arasında kesinti yapılır. Buna ek olarak gelir vergisi ise kantondan kantona %22.22 ile %44.75 arasında değişir. Vergi kesintileri kantondan kantona ve durumdan duruma değişse de Avrupa ortalamasından fazladır ve bazı kişiler
gelirlerinin yaklaşık %50'sini vergi olarak devlete ödemektedir. Ülkede ikamet eden herkesin çalışan da olsa, işsiz de olsa sağlık sigortasını kendisi yapması zorunlu. Ne çalıştığı yer ne de devlet finanse etmiyor. Ayrıca burası ABD ve Almanya'dan sonra en yüksek sağlık harcamasının yapıldığı ülke. Herkes aylık en az 280 frank ücret ödüyor. Üstelik sigortanız olsa bile hem muayene için hem de eczane ve ilaçlar için de ortalamanın üstünde ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bu arada ilaç sektörü ihracatında ikinci sırada olan ülke, dünyanın en iyi iki ilaç firmasının ana vatanı. Zorunlu olarak ödenen diğer bir şey ise radyo televizyon vergisi. Evinizde televizyon olsun ya da olmasın her yıl 335 frank ödemeniz gerekiyor. Arabanızın olması radyo yayınlarına erişebilmenizi sağladığı için bu vergiyi neredeyse ödemeyen yok. İsviçre cinsiyetler arası maaş eşitsizliklerinin en fazla olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Kadınlar erkeklere oranla %18.4 daha az kazanmakta. Bu arada kadınlara 1971 yılına kadar oy kullanma hakkı verilmedi. Uluslararası Para Fonu'nun 2023 Nisan ayında yayınladığı rapora göre İsviçre yaklaşık 99 bin dolarla kişi başına düşen yıllık gelir sıralamasında dünyada 4. Avrupa ortalamasının neredeyse 3 katı. 2022 Küresel Servet Raporu'na göre kişi başına düşen 696 bin 600 dolarla dünyanın en zengin yetişkinleri burada yaşıyor. Yetişkin nüfusunun %16.4'ü milyoner. Fakat İsviçre dünya üzerinde yaşamın en pahalı olduğu ülke. Yaşamın en pahalı olduğu 10 şehirden 7'si İsviçre'nin şehirleri. İsviçre kimileri için kazanılan kadar harcanan da bir ülke. Burası adeta enler ülkesi. En yüksek maaşlar da burada, en pahalı yaşam da burada. İsviçre'de yaşamanın en büyük dezavantajlarından biri gayrimenkul fiyatları. 2019'da yayınlanan bir araştırma, yüksek maaşlara rağmen çoğu İsviçre'nin kendi evine sahip olamayacağını ortaya çıkardı. Halkın yaklaşık %60'ı mülk satın almak yerine kiralıyor. Hatta bu oran Zürih ve Cenevre'de %80'e kadar çıkıyor. En büyük gider kalemlerinden biri de haliyle kiralar. Zürih'teki ortalama ev fiyatlarına ve kiralarına bakarsak, şehir merkezinde bir odalı dairelerin kirası 1500-2200 frank arasında değişirken, iki odalı dairelerin kirası 2500-3500 frank, üç odalı dairelerin kirası ise 4000-6000 frank arasında değişmekte. Üç odalı bir dairenin ortalama satış bedeli ise konumuna göre ortalama 1,5 milyon frankla 3 milyon frank arasında değişmekte. 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için minimum 7-8 bin frank kazanılması gerekiyor. 2019'da Federal İstatistik Ofisi İsviçre'de iki çocuk yetiştirmenin en az yarım milyon franka mal olduğunu söyledi. İsviçre'deki aileler 2018'de net gelirlerinin %41'ini çocuk bakımına harcadı. Ülkede yaşam çok pahalı olduğu için İsviçre'de çalışan ama komşu ülkelerde yaşayan çok insan bulunuyor. Birçok insan alışveriş yapmak için fiyatların neredeyse yarı yarıya daha düşük olduğu komşu ülkelere gidiyor. Fakat sınırlandırılmış miktarlara göre 1 kilodan fazla et, 1 kilodan fazla tereyağı, 5 litreden fazla şarap getirmek mümkün değil. Anlayacağınız üzere burada sadece işi gücü yerinde insanlar hayata tutunabilir. Zaten İsviçre %2'lik bir oranla Avrupa'da işsizliğin en düşük olduğu 3. ülke. Devlet işsiz kalanlara Almanya, İsveç gibi sosyal yardımlar konusunda bonkör değil. Fakat bir yıl çalışmış olan herkes önceki maaşlarının %80'ini 18 ay boyunca işsizlik maaşı olarak alabiliyor. İsviçre'de eğitime bakarsak öncelikle öğrencilerin yaklaşık %95'i devlet okullarında eğitim görüyor. Kantonlar arası farklılıklar olsa da zorunlu eğitim genellikle 4 yaşında başlıyor ve çocuklar 2 yıl anaokulu eğitimi alıyor. Daha sonra 9 yıl daha eğitim görerek 11 yıllık zorunlu eğitim süresini tamamlıyorlar. Ailelerin yaklaşık %70'i bebeklerini 3-4 aylıktan itibaren kreşe veriyor. Zorunlu eğitimden sonra süreç iki şekilde devam ediyor. Birincisi üniversiteye gitmek için bir eğitim sürecinden geçtikleri klasik bir yol. İkincisi ise öğrencilerin kendi ilgi ve alanlarına göre seçtikleri mesleki eğitim ve staj programlarına katılıp daha kısa bir sürede iş hayatına atılabildikleri bir yol. Lehre adı verilen bu eğitim sürecine öğrenciler 15-16 yaşlarında başlarlar ve işverenler eğitim kurumlarıyla öğrencilere ihtiyaç duydukları becerileri ve deneyimleri kazandırmak için ortaklaşa çalışır ve bu sayede mezunlar iş dünyasına 2 ile 4 yıl arasında hızla adapte olabilir. Ülke genelinde öğrencilerin yaklaşık %70'i bu çıraklık eğitimi yolunu tercih ediyor. Bu iki eğitim modeli İsviçre'de çalışan kesimi adeta bir filtreden geçiriyor ve çok daha seçici yapıyor.
herkes mesleki anlamda çok dolu. Saatlerini, çikolatalarını üretenlerin ya da kimyasallarını üreten kimyagerlerin bu kadar başarılı olmasını bu eğitim sistemine borçlular. Konuştukları ana dilin dışında tüm okullarda ülkenin resmi dili olan diğer bir dil öğretilir ve daha sonra İngilizce eğitimiyle beraber 3 dil konuşabilen bir halkın yetişmesi sağlanır. Peki İsviçreliler genel olarak nasıl insanlar? Genellikle çok planlı ve programlılar. İş görüşmeleri bir yana, insanlar arkadaşlarıyla hatta aileleriyle görüşecekleri zamanı bile haftalar öncesinden belirliyorlar. Kimse birine bu akşam buluşalım mı diye teklif yapmaz. Çat kapı davet edilmeden yapılan ziyaretler ne kadar yakın olsanız da kabalık olarak görülür. Aynı zamanda çok dakikiler. Mesela biri buluşmaya eğer 3-4 dakika geç kalacaklarsa mutlaka karşı tarafa haber veriyorlar. Mesela İsviçre'de eğer bir tren 15 dakika gecikme yaparsa bu ulusal bir haber olur. İsviçreliler aslında zaman kavramına ezelden beri önem veriyorlar. Nitekim burası saatin ana vatanı. Hangi listeye bakarsanız bakın, dünyanın en kaliteli saat markaları listelerinin ilk 10'undan 9'u mutlaka İsviçre markası. Saat yapımcılığı bir iş olmaktan çok aile geleneği olarak görülmekte. Ülkede yaşayan yabancılar İsviçrelilerin yavaş ve sakin bir yapıda olduklarını dile getiriyorlar. Bunun nedeni de aslında hayatlarının her alanını planladıkları için telaş ve acele içinde bir hayat sürmek zorunda kalmamaları. İsviçreliler mükemmeliyetçi yapılarıyla ön plana çıkar. Genel olarak başladığı işi yarım bırakmayan, mutlaka bitiren, yaptığı işi de tam yapan, düzen konusunda hassas insanlar onlar. Bahaneleri sevmezler ve sürekli şikayet eden insanlardan mümkün olduğunca uzak dururlar. Burası arkadaş edinmenin en zor olduğu 6. ülke. Karakterleri daha çok bireysellik üzerine kurulu. Ülkede yaşayan yabancılar başlarda zor arkadaşlık kurduklarını ama zaman verdiklerinde iyi dostlar edindiklerini anlatıyorlar. Aslında kültürlerine saygı duymak ve ona göre yaşamak, dillerinden birini öğrenmek, İsviçrelilere yaklaşmanın anahtarı. Çoğu insan hiçbir zaman komşusunu tanımıyor. Fakat yolda yürürken insanların birbirine selam vermesi oldukça normal. İnsanlar genellikle birbirine karşı çok saygılı ve çekingen bir yapıya sahip. Birine ne iş yaptığını, ne kadar para kazandığını sormak çok ayıp karşılanır. İnsanlar aile üyeleriyle, çok yakın arkadaşlarıyla bile maaşlarını paylaşmazlar. Zenginliğin halka açık şekilde sergilenmesi hoş karşılanmıyor. Hatta sadece maaş değil, satın aldığı bir şeye ne kadar ödediğini sormak da ayıp. Para çok kişisel bir şey. Düzen ve temizliğe çok önem veriyorlar. Zaten burası dünyanın en temiz 3. ülkesi. Ayrıca İsviçre 5 ülkeyle beraber dünyanın en kaliteli içilebilir musluk suyuna sahip. İsviçreliler çoğu Avrupa ülkesinin aksine eve girerken ayakkabılarını mutlaka çıkarıyorlar. Burada insanların kendi evinin bahçelerini bile bakımsız bırakmaları mümkün değil. Çünkü devlet denetim yapıyor. Ağaç mı kesilecek, belediye izin verirse kesiliyor. Eğer siz kendi bahçenizin bakımını yapmazsanız devlet yapıyor ve bunun karşılığında size bir ücret çıkartıyor. İsviçreliler genellikle fit ve sağlıklı bir vücuda sahipler. Sabahın köründe koşuya çıkan, bir spor dalını kendine hobi edinen çok sayıda insan var. İşe bisikletle gidip gelen birçok insan bulunuyor. Yaşadıkları coğrafya nedeniyle genel olarak çok iyi kayak yapıyorlar. Küçüklükten itibaren bu spor dalı onlara öğretiliyor. İsviçreli ebeveynler çocuklarına erken yaşta sorumluluk vermeye özen gösteriyorlar. Mesela çocuklar genellikle kreş zamanı dahil okula tek başına gidip geliyorlar. Daha 3-4 yaşından itibaren evde sorumluluk almaya başlıyorlar. Bu arada anaokullarında yaşayarak öğrenme çok önem veriliyor ve haftada bir gün çocuklar yağmur, kar, soğuk fark etmeksizin ormana götürülüp doğayla etkileşime girmesi sağlanıyor. Irkçılık sosyal hayatta görülmese de sistemsel olarak bulunuyor. O da şu şekilde. Şirketler yeni birini işe alacaklarsa ilk önce kendi vatandaşlarına, daha sonra Avrupa Birliği vatandaşlarına, en sonsa diğer uyruklara öncelik veriyor. Eğer ön plana çıkan özel bir niteliğiniz yoksa burada iş bulmanız neredeyse imkansız. Yasalar İsviçrelileri koruyor, yabancıları ise ikinci sınıf vatandaş konumunda tutuyor. Devlet genel olarak Avrupa Birliği dışından birinin ülkesine gelmesine de sıcak bakmıyor ve sıkı denetimler uyguluyor. Bu arada İsviçre dünyanın en zor vatandaşlık veren ülkelerinden biri. Başvurabilmek için bile ülkede en az 12 yıl yaşayıp çalışmanız gerekiyor. Doğum kimseye otomatik olarak vatandaşlık sağlamıyor. Zaten tüm bunlar da nüfusun %30'unun neden vatandaş olmadığını açıklıyor. Burada çalışmak üzerine kurulu bir hayat var. Sabah 8'den önce ve akşam 10'dan sonra insanlar rahatsızlık vermemek için aileleri dahil kimseyi aramıyorlar. Hafta içi çok önemli bir iş olmadığı sürece kimse dışarıya çıkmıyor. Bir yere gitmeyi teklif etmek de kabalık olarak görülüyor.
Çünkü ertesi gün iş var ve sabah erkenden kalkıyorlar. Zaten hafta içi her yer saat 5-5.30 gibi kapanıyor. 6-7'den sonra açık süpermarket bulmaksa epey zorlaşıyor. Hatta bazı kantonlarda bu saatler öğlen 3'e 4'e çekiliyor. Pazar günleri Ruetag adı verilen gün. Sessizlik, dinlenme ve evde kalıp aileyle vakit geçirme günü. Sokaklar bomboş kalır ve daha sakin ve huzurlu bir atmosferi bürünür. Ruetag günleri çoğu otoyolda kamyonlara izin verilmez. Çimler biçilmez. Çamaşır makinesi çalıştırılmaz. Çöp atamazsınız. İsviçreliler gürültü konusunda çok hassaslar. Hafta içi dahil olmak üzere akşam 10'dan sabah 6'ya kadar herkes sessizlik kuralına uyar. Mesela apartmanda oturanlar bu saat aralıklarında eğer izolasyonları iyi değilse tuvaletin sifonunu çekmemeye, duş almamaya, elektrik süpürgesini açmamaya özen gösteriyorlar. Öyle ki bu zaman diliminde çamaşırhanelerin kullanılması, çöp atılması da yasak. Her binanın altında ortak bir çamaşırhane bulunuyor ve bina sakinleri kendilerine özel belirlenen çamaşır günü ve saatinde burayı kullanıyor. Eğer gürültü yaptığınız için bir şikayet alırsanız yeniden ev kiralayacağınızda ya da ev satın alacağınızda bu şikayet sizin önünüze gelebiliyor. İsviçre geri dönüşüm yasalarıyla önce olan ülkelerden biri. Çöplerin ayrıştırılması zorunlu ve yapılmadığında yaklaşık 300 frank cezası bulunuyor. Ülkede ikinci el kullanımı çok yaygın. Ayrıca eski ya da artık kullanmak istemediğiniz mobilyalarınızı çöplerin ayrıştırıldığı merkezleri bırakmanız ve ağırlığına oranla bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ülkede araba fiyatları çok ucuz. Fakat araba kullanmak maliyetli bir şey. Arabanızı her yere park edemiyorsunuz. Hem park ücretleri çok yüksek hem de park cezaları. Burada yaşayan birçok sürücü evlerinin yakınında kendilerine özel kalıcı bir park yeri kiralıyor. Bu park ücretleri bulunduğu konum, şehir, açık alan ya da kapalı bir garaj olmasına göre aylık 50-200 frank arasında değişiyor. Hatalı park cezaları ise ortalama 40 ile 120 frank arasında. Kırmızı ışıkta geçmek ortalama 250 frank. Üstelik 1 saniyeden kısa bir süreyle bile geçseniz ceza yiyorsunuz. Araç sürerken cep telefonuyla ilgilenmek 100, yaya geçidinde durmaksa 140 frank. Hız sınırını aşmak büyük bir suç. Hapis cezası alabilir ya da polis tarafından aracınız cinayet silahı olarak el konulabilir. Bu arada hız cezaları arabanın ederine göre değişmekte. Şehir içinde hız sınırı aşımlarının cezası bu şekildeyken dikkatimi çeken şey 21 km/saatten fazla hız aşımlarında en az 1 aylık sürüş yasağının uygulanmaya başlanması. İsviçre 1978'de hayvan refahı yasasını %80 halk oylamasıyla kabul etti. Burada eğer bir köpeği sahiplenirseniz belediyeye kaydettirmek ve yıllık köpek vergisi adı altında köpeğin ağırlığına göre 100-200 frank arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ve 2007'den beri köpeklere sahibinin kim olduğu ve evinin nerede olduğunu öğrenmeyi sağlayan mikroçiplerin takılması zorunlu. Bu sayede devletin yaptığı düzenli kontrollerle köpeğini sokağa bırakanlara ceza kesiliyor. Tavşan, muhabbet kuşu, hamster gibi hayvanlar sosyal hayvanlar olarak tanımlanıyor ve yasalara göre bu hayvanlar tek başına sahiplenilemiyor. Ayrıca yaşayacakları ortam, kafes boyutları, bunlarda da şartlar var. İsviçre pek çok açıdan yüksek yaşam standartları ve sosyal refah ile tanınan dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olsa da bazı sıkıntılar var. Mesela ülkedeki intihar oranları Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde. Ülkenin geçmişe dair en çok eleştirilen kara lekelerinden biri ise köre çocuklar. 1980'li yıllara kadar İsviçre'de yetim, gayrimeşru, ebeveynlere ayrılan ya da cezaevinde olan maddi durumu iyi olmayan çocuklar devlet tarafından el konulup kilisenin açtığı pazarlarda, tarlalarda çalıştırılmak üzere satıldı. Halka kurtarılmış çocuklar olarak sunulan ama aslında köle olarak satılan bu çocukların arasında 4 yaşına yeni girmiş çocuklar da vardı. Diğer çocuklardan ayırt edilebilmeleri için ayakkabı giymeleri yasaktı. Eğer meşhur İsviçre yapımı Heidi çizgi filmini hatırlarsanız, orada Heidi'nin ayakkabı giymemesinin nedeni de bu köle çocuklara atıf yapılmasıdır. Ahırlarda hayvanlarla birlikte yaşayan, karnı hiç doymayan, tecavüze ve şiddete uğrayan, çalıştırılan bu çocuklar toplumsal hayatın sıradan bir parçasına dönüştüler. 300 binden fazla çocuğun bu şekilde telef edildiği tahmin ediliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Geçtiğimiz videoda kendim hakkında bir soru cevap videosu yapacağımı söylemiştim. Hala sorular almaya devam ediyorum. Eğer benim hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Sümeyra Çenet.